şey, koltuklar diğer alanları. Bakın şimdi Cumhuriyet Okulu aynı şekilde bu şekilde oldu. Çıkık kararı alındı. 450 bin liraya yakın Cumhuriyet Okulu'na masraf gitmiş. 6 ay sonra Cumhuriyet Okulu'nu yıktılar. E peki bu zararı yani kimin yaptığı da belli değil. Karşılayacağı. Şimdi buraya bir rakam harcanıyor. Yani buraya harcanan rakam yapılan iş güzel ama bunu doğru yere yapılması güzel. Şimdi burada bunu sene yıkacak olduysak biz binayı yazık yani şu yatırıma. Bu şu anda yıkamıyoruz. Para olmadığı için duruyoruz. Bir alternatif. Parası yıkacağız. Başka büyük şehir öneri götürdük. Büyük şehir daha hala her yere, olmadı bizim öneri. Ama her yere parayı buluyoruz biz bak. 2 trilyon para düğün salonlarını yapıyoruz. Yani köy şeylere, beldeleri oraya buraya yapıyoruz. İlk önce buna ihtiyaç varsa eğer. E şimdi bir deprem olsa biz bunu altta kalsak kim verecek bunun cevabını? O kararı daha önce verdi Sayın Bey. Başka ben yok. Bu mes- Ay bu mesleğe aldı bu kararı. Sen hiç para gelin. Ben ya yani verilse bile yani doğru karar verilmiştir elbette. Bu incelenmiş de verilmiştir. Evet. Yani şu yatırım güzel ama bu buraya yapılması yanlış. Bunu belirteyim. Biraz önce yapmamız gerekiyordu. Evet. Komisyonda daha önce bu kararlar alındı. Siz de bunu oy birliğiyle kabul ettiniz. Ancak şu an yeni bina yapılınca kadar bu alanı değerlendirmemizde olmasın diye yaptık. Artık bunların hepsi de portatif alttaki şeyler demir ızgadan yapılmış. Duvarlar dahil olmak üzere betonlardan yapılmış. Duvar falan görmedik yani. Duvarlar hepsi sökülüp aynı şekilde taşınabilir. Bir maliyet söz konusu yani, değildir. Yani şimdi bunu vatandaş soruyor. Soru çağırıyor. Yani şimdi burada diyor, burada yine bir sürü gürültü oldu, yıkım kararı aldınız, şu oldu, bu oldu. Şimdi başka taş döşüyor diyor, belediyenin önünden ne diyor? Şimdi taş, belediyenin önünden çevre düzenlemesi. Yani şimdi çevre düzenlemesi şimdi de. Arkadaşlar bu bina yıkılacaksa hiçbir de bir düzenleme yapmıyor. Ya eskisi çok kötü değildi başkanım, onu demek istiyorum. Şimdi eskisi çok kötü olurdu, düzeldi. Zaten hangisi, düzeldi. Hangisi güzel? Yani eski belediye... Meclis Hanım güzel mi geldi? Hayır, belediyenin önünde... Mesela sen telefon, şeye, ilk bu meclis açtığı zaman sen... Meclis Hanım güzelliğini ifade eder. Eskiden salon güzel olmadığını ifade eder. Hayır, salondan bahsetmiyorum. Bakın, belediyedeki o düzenlemeden bahsediyorum. Orası çok kötü değildi yani. Belediye düzenleme yapıldı. Belediye binası yıkılmasıyla kabul edilen düzenlemenin ne alakası var? Başkanım yani ben yapılan masrafların yanlış. Bu para bizim paramız. Yani para bizim, hepimizin parası. Yani bunu doğru yerinde yapmak gerekiyor. Doğru. Bir de şunu da belirteyim. Bu şeyle ilgili... Gerçi biz o masraflara gene halkın hizmetini sunuyoruz. Tabii mutlaka. Biz deliklere fotoğraf falan asmıyoruz. Yani onlar da bir sıkıntımız yok. O fotoğraf asılmalar daha yazık oluyor çünkü. O fotoğrafa yazık oluyor gidiyor. Evet. Bizim onun için yaptığımız masraflara gene halkımızın kullanması amacıyla işte bütün siyasi partilerin temsilcilerinin burada oturup meclisi izlemesi için yapıyoruz. Evet. Orada yukarıda oturacak bir yer yoktu. Ben o konuda fotoğrafları verecekse paralar, reklam paralarını verecekse bu halkın kullanmasını verilmesinde daha feda olsun derim ve vermeye devam edelim. Evet başkanım. Vatandaş bir şey daha soruyor başkanım. Sor. Şunu da belirtti. Biz hatta onunla ilgili önerge verecektik. Ahmet Bey uyardı bizi o konuyla ilgili. Kapalı spor salonu tahmin 4-5 aydır kapalıymış. Şimdi vatandaş... Aralık ayında. Kaç aydır? Fitness salonu kapalı. Kapalı spor salonu açık. Vatandaş soruyor bu kapalı. Biz hatta önerge verecektik. Bize Büyükşehir eğer çalışmıyorsa Büyükşehir Belediyesi tahsisiyle ilgili size tahsis olduğu için tekrar başka biri tahsis edemiyormuşuz sanırım. Tabii. Şimdi onunla ilgili bura neden çalışmıyor? Veya nedir sıkıntı? Bunu vatandaş soruyor. Şimdi kapalı spor salonu çalışma değil. Kapalı spor salonu her zaman daha iyi çalışıyor. Sadece fitness salonu. Neden başlamışlar? Fitness salonunda teknik arızalardan var. Bazı bakımlar aldı makineler. Ama ben tahmin ediyorum bu ay içinde başlayacak. Büyük bir ihtimalle bu ay başlayacak. Yani kapalı spor salonu fitness salonu karıştırmıyor. Yani fitness salonu ücretli bir salon. Ücretli salon şu anda tadilat dolayısıyla kapalı. Ama kapalı spor salonu açık. Herkes fitness spor yapmak istiyorsa gelip yapabilir. Şu anda zaten Kaymakamlık'la beraber ortaklaşa hazırladığım bir proje var. Gençlik şöleni diye. Tahmin ediyorum ayın 9'unda mı 10'unda mı bir yürüyüşle başlayacak. Ve burada bütün etkinler bizim o kapalı spor salonu olacak. Bütün okullarda çalışma yapıyormuş orada. Yani kapalı spor salonu kapalı yer açık. Evet. Gündemi kapatıyorum arkadaşlar. Gündem kapattıktan sonra bir soru sohbet kamerada kapatabiliriz artık. Aramızda sohbet muhabbet çeşitli. Buyurun. Öncelikle bir tane güzel bir sonuç yapılması dolayısıyla.